Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere 9-15 haftasının kahve fincanlarının enerjisine bir bakacağız. Bakalım neler neler oluyormuş efendim. Evet yine mor laleli fincan. Her ne kadar uzaktan gözükmüyorsa da şöyle bir sizin seçim yapabilmeniz için. Bakın mor lale var burada. Bunu göstermeliyim. Evet dökmeden. Evet bu da zaten mavi çiçekli fincanımız. Evet şimdi kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Buralarda bir yerlerde bir YouTube kalesi olarak bunu söylüyorum. Abone ol tuşumuz var efendim. Basarsanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda da tabii ki özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Instagram hesabım, TikTok hepsi en faal olarak bulunduğum bütün hesaplar bu videonun altında bulunmakta. Evet sizleri seviyorum diyerek böyle güzel bir enerjiyle şimdi başlayacağız. Öncelikle bu haftanın bir olumlamasına bakalım. Burcuyorumu.com'da bakıyorsunuz değil mi? Benim bütün çünkü yazılarım, blog yazılarım ve işte yeni aylar dolunaylar ve artıdan günlük olarak yayınlıyorum bir de size müjde vereyim instagram neslihan serine günlük olarak Koç Boğa diye orada da enerjinizi yayınlıyorum. Her gün unutmayın. Gelin sayfama her gün orada ve haftalıkları da bugün yayınladım. Neslihan serine unutmayın. Takibi alın. Hem haftalık hem de e, günlük olarak orada bakalım sabah uyandığınızda bakarsınız neler oluyor. Şimdi bir büyücü enerjisi çıktı ama bundan korkmuyoruz. Burada bize der ki bu kart Auranı temizle diyor bir kere evrenin onaylamadığı enerjiler olabilir nazar da olabilir nazar büyütülsün bunlar sen de sakın yapma bunlar iyi getirmez diyor senden çıkan enerji sana geldiğine göre elbet bir gün sana da gelebilir evet üzerimde her ne kadar nazar büyütülsün ve negatif enerjiler var ise şu anda hepsini ışığın kaynağına gönderiyorum Auran bir bebeğin saflığına kavuşuyor ay çok güzel tüyler havada gerçekten bir güzel geçmiş yaşam şifası yaptık efendim. Evet, şimdi hemen kartlarımızı seçmeye başlayalım. Onun sonrasında da fincan seçimine başlayacağız. Evet bakalım. Şimdi bu videonun altına üstüne topluluk kısmına hikayelerime her yere bakınız. Artı TikTok'ta yayınladığım küçük küçük videoları da buraya yüklemeye devam ediyorum bakacağım. Oradan da yükleyeceğim merak etmeyin. Lütfen enerjilerinize bakın. Yani bu kolektif açılan bir enerji diye düşünmeyin efendim. Ee, herkesin e, kolektif enerjide olsam size bir mesajlar gelebilir Mercury Retro'da böyle konuşuyorum şimdi kolektif olarak bir büyücü enerjisi çıktı ama biz ne yapıyorduk tek tek de çekiyorduk hemen tek tek çekelim bakalım tek 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 ağrıdı saçlarım tek tek evet tek tek çekelim kolektif olarak çektik. Bakın böyle istedi evren. Aslında tek tek çekiyorduk. Evet olsun. Şimdi hemen başlıyoruz efendim. Bakalım enerjimizi seçmeye. Mavi fincan mı? İkisi için ayrı ayrı seçebilir. Ayrı ayrı dilekler dileyebilir. Uzun vadede dilek dileyebilir. Haftalık olarak da en önemlisi de bakabiliriz. Hemen bakıyoruz mucize fincanlarımıza. Evet ben de hemen çok kısa sürdü bu sefer. Şimdi bakıyoruz bakalım. Burada bunalım, hastalık bu nedir böyle? Laleyi seçenler, nefesle ilgili problemler. Evet, tekrardan bir kurtarma yapacağız gece uykusuzlukları bunalım maddi manevi istediklerinizin olmaması acayip bir mücadele çıktı evet kadersel olarak bir dönemden geçiyorsunuz merak etmeyin sonunda hafta sonuna doğru bir barış bir güzellik bir hoşluk var ki anlatamam size işte bakın işte bakın arkadaşlar gayet güzel çıktı hiçbir şekilde bunu yatsıyamayız hemen şöyle gösteriyorum bütün bunalımları bütün bu parasızlık kıtlık bilinci yokluk bunları bir atın bir atın gerçekten geçmiş yaşam şifası yapmamız fayda olmuş üzerinizde belki böyle bir gergin enerjiler vardı. Onlar gerçekten sizlere kötü bir bloke oluşturuyordu. İşte nefes çıkmış çok gerginmişsiniz. Bir mahkemesi olanlar olabilir ya da açmayı düşünenler olabilir. Merkür Retro'da bunu yasaklamıştım. Doğru sözlü, dürüst. Objektif olduğunda bütün kararlar senin lehine olur. Mahkemeni kazanıyorsun ya da içsel muhakeme yapacaksın. Otur bir düşün, empati kur. Kurtuluş ve diriliş yaşıyorsun. Yurt dışı olayları yaşıyorsun. Olumsuz düşüncelerden kendimi arındırıyor. Başlayıcı özgüvenliğilikten aldığım güçle kurtuluş eriyor. Ve ruhen özgüvenli oluyorum ve rahatlıyorum. Ay 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 ay. Orman, nefes bir ormana doğaya çık. Nefesinle ilgili bir sorun varsa ya da böyle e, yani keyif verici maddelerden kastım sigara. Fazla da burada konuşamıyorum. Sigara falan kullanıyorsanız çünkü YouTube bamlamasın. kötü alışkanlıklar bunlar. Bunları atıyoruz. Aynı zamanda da keyfimize bakıyoruz. Yol düşünüyorsunuz atama taşınma tayin olarak da bunu düşünebiliriz. Arkadaşlar bakın nefes dediğim anda ben de kesik kesik burada videoyu kesiyorum. Çünkü bu arada bir öksürük tuttu beni de. Hadi bakalım ben de çünkü bir şeyler tutmuştum ay bu gece uykusuzluklar ve bunalımlar yerine kader çarkı sürprizler hazırlıyor güzel sizlere e, kader yüzünüzü güldürecek şekilde oluşuyor bu hafta bir dönemden geçerseniz sakın e, üzülmeyin Gayet güzel barış ve huzur geliyormuş. Bakın hemen fincanın daha dibinde baktığımda iki kişi ele ele tutuşuyor. Bir yurt dışı işleri olabilir bir yerlere bir gidiş görüyorum. Bir e, gidiyorsunuz yani bir anlamda gezmelere falan gidilebilir. E, biraz endişeler var uzak yollar olabilir. E, bu e, karnı şiş biri var. Size bir şeyleri söyleyecek, anlatacak ya da çok kilolu bir insanı da bu tasvir edebilir. Ama velakin ben burada güzel bir muhabbet görüyorum çok mutluluk verici hiç düşünmeyin kötü olacak diye sizi sıkan dedikodular bunaltılar biraz toplumun gözünde hani belki o ne der bu ne der ama bir deniz yıldızı çıkmış ay çok güzel bu bir de deniz atı çıkmış bakın atlar yıldızlar bunlar güzel şeyleri gösteriyor Para konuları da olabilir bazılarınızda güzel bir anlaşma sözleşmeler yapıyorsunuz sanki dört kişi bir yerde bu kesinlikle yurt dışı bayrakları var yani gitmeyi düşündüğünüz bir yurt dışı olabilir büyük bir ejderha bakın büyük bir ejderha dipte oturmuş güç hatta ağzından ateşler çıkıyor <laughs> yapar ya böyle ejderhalar ben ejderhaları güzel yorumluyorum güç olarak yorumluyorum size belki Kimilerinizi böyle ateşiyle yakmak isteyenler var ama böyle güçsüz kalmış ateşleri artık siz bayağı onu unutmuşsunuz aklınızdan çıkmış artık bir V harfi ev ya da evlilikle ilgili olabilir ee, U harfi var, ee, H harfi var. Bu adında ve soyadında olanlar bunlara müjdeler olsun, güzellikler var diyelim. 8 rakamı 2 gördüm burada. 2 ama nasıl biliyor musunuz? Yani böyle bir iki rakamı değil bu. Şöyle biri sanki iki yapmış size. iki vade var demiş. Sabret diyor. Geleceğim diyor. Sen olduğun yerde kal diyor. Bakın. iki demiş. Ve uçak çıktı. Bu hep seyahatleri anlatıyor. Ya da uçak hızıyla gelen uçak yani bir haberi de anlatır. Bir de böyle bir dağ dağın üstü biraz bulutlu. Ama hepsi beyaz. Hepsi beyaz yani. Bunlar hepsi açılacaklar. Bulutlu kafanızı dağıtın. Evet dilek tutun bakalım şimdi. Dilek tutun. Dileğinize bir bakacağız. Dileklerimiz oluşuyor ne dilek tuttuysanız oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bu bir haftanın içinde de olmayabilir. Daha sonra da olabilir. Tepeli bir kuş çıkmış. Hani böyle sanki tavus kuşu gibi de yere kadar daha açmamış. Yere kadar dalın üstünde bakın dalın üstünde size doğru bakıyor. Yere kadar siz gel derseniz gelecek. Bir fırsat var. Gel derseniz gelecek. Git derseniz gidecek. Duyarsız kalırsanız duyarsız olacaksınız. Ee, yine kafanızdaki bulutlar burada da çıkmış ne böyle bu, hani derler ya Karadeniz'de gemileriniz mi battı ne yapıyorsunuz o kadar güzel aletlerin sihirli lambası da çıkmış siz aslında her şeye sahipsiniz şuraya bakın evse eviniz var bakın hani evim yok diye üzülenler kiralık bile olsa bir eviniz varsa o çok şanslısınız bir yuvanız yani kendinizi böyle içine koyabildiğiniz bir yuvanız varsa ne kadar güzel çıkmış Evet gayet güzel. Bakın kaderiniz gerçekten yüzünüzü güldürecek şekilde oluşmuş. Saat çıkıyor. Vakti var. Bu haftayı Merkür Retro olduğu için bir de Oğlak'ta ya iş konuları durağanlık ya da iş konularında bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Burada diyor ki bakın Fincan bekle. Bekle. Bir de sanki böyle siz durmuşsunuz sizin üstünüze çıkmış biri var. ...haksız yere belki sizin üstünüze çıktı bu... ...ama olsun... ...onu indirir yani evren aşağıya... ...evet... ...siz e, bir yol boyundan... ...önünüzden biri geçiyor böyle... ...ona uzatmışsınız, kıskaç atmışsınız... Yani ...onu kıstırmak istiyorsunuz... ...bakın birinizi, birinin yolunu gözlüyorsunuz... ...onu kıstırmak istiyorsunuz... ...evet... ...olabilir... ...kıstıracak mısınız? O çıkmamış... ...yani bu kadersel bir şey bakın... ...o çıkmamış... ...uzaktan çünkü el uzatmışsınız... ...ama... Belki ileride iyi ki de bu bana gelmemiş, kıstırmamışım. Şükürler olsun ya Rabbim diyeceksiniz. Evet. Geldik efendim. Mavi fincanımıza, mavi çiçekli fincanımıza. Evet, laleli fincanlar. Beni Instagram'dan ay konuşamıyor oraya Beni Instagram'dan ve lütfen takipte kalın TikTok'tan. E, her gün yüklemeler yapıyorum günlük olarak. Evet, hemen açıyoruz kartlarımızı. Şimdi burada arkadaşlar birileriyle görüşme istenilen beklenilen özlenilen bir karşılaşma istiyorsunuz rüyalarınızda göreceksiniz bu her kim ise sanki böyle aklımdaki kişi videosuna doğru evrilmiş bu ama sizin yaşadığınız o kadar da basit bir şey değil. Sizin yaşadığınız arkadaşlar tamamiyle kadersel. Bakın kadersel. Kupa kraliçesi yolculukları da gösteriyor. Balık, yengeç, akrep sizin burcunuzu ya da yükseleninizi gösterir ya da rüyaları, taşınma, atama, tayin, yeni bir hayatı gösteren joker ve delilemesine yapacağınız hafta sonuna doğru bir delilik, bir çılgınlık, yenilik Atalar, nesiller, sizin yapacağınız herhangi bir olay veya başınıza gelen olay lütfen şimdi bunu çok küçümsemeyin. Bu çok atalarla ilgili, karmayla ilgili çok derine gidiyor. Yani senin dedenin dedesinin dedesi yerden bulduğu bir elmayı ayvayı ısırdığı için ağzınız gamaşıyor. Yani size gelmiş onun enerjisi. Ama barış var. Oley, oley. Barış çıktı. Evet, evrenle, çevremle, kendimle her daim barış içindeyim. Böylelikle aşk, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sağlık bana geliyor. Dargınlığı bırak, mutluluk fırsatlarını yakala. Gereken istekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor. oraya. Arkadaşlar harika çıktı. Hemen bakıyoruz bakalım. Evet. Böyle. Ben de böyle aksiyonsuz video olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar şimdi üç tane yol çıkmış. Karanlık altı dümdüz. Böyle bakın çukur mukur bir tümsek yok. Free'siniz yani. Tamamen saldım engine gitsin derine. Bu gözyaşları nedir böyle ya? Sevinçten ağlıyorsunuz. Bir kavuşmayı burada da çıktı. Bir barış bir kavuşma. Sanki biri önünüzde diz çökmüş böyle. Ay yüzük mü bu ya? Allah'ım hayaller rüyalar. Evet. Hani böyle o hayallerde buluşuruz, rüyalarda kavuşuruz dediğiniz kişi sanki geliyor. Sankisi fazla geliyor. Bu hafta olmazsa öbür hafta ama bu hafta sanki çok fazla bir böyle size bir enerji fışkırtmış ki sizin yine aklınıza düşmüş. Bakın Merkür Retro ama yani bir dönüş olabilir. Onun sonrasında kafanıza taç takıyorsunuz, bir kadeh var elinizde, kutlama yapıyorsunuz. Ay bu ne? Bu ne bir insan arkası at böyle at şeklinde hani bu neydi bunun adı neydi Pegasus muydu bu mm -mm. yarı at yarı insan. Ay çok mistik bir şey çıkmış burada yani yine hayallerinizin gerçekleşmesi olarak bunu nitelendiriyorum. Evet unicorn unicorn değil yarı at yarı insan neydi aşağıya yazın. Ee, ve efendim yine dedikodular yine üçüncü şahıslar ama etkisiz elemanlar bunlar ya bunlar kalmış öbür tarafta bu taraftan e, yani işinize gücünüze size göz koyanlar e, kalmış etkisiz eleman olaraktan e, şey var böyle patır pıtır akan bir sürü akan e, paracıklarınız var az ama Allah bereket versin evet arkadaşlar kuşlar uçuyor, kuşlar uçuyor yüreğinizden. Siz aslında yalnızlığı seviyorsunuz da yani tamam hep bir özlem var ama bakın yan yatmışsınız, çamura batmışsınız ama yalnızlık güzel diyeceksiniz. Bakın yalnızlık gerçekten çok güzeldir. O kadar özgür olursunuz ki kendinizin efendisi kendiniz, keyfiniz sizin efendiniz, istediğinizi yaparsınız. Yani burada biraz da böyle bir durum var. Stabilize olmuş bir hayat var ve onu devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var böyle. Bu ama ı -ı, tren de değil bu. Bu farklı bir böyle uçan tren olur mu yahu? Böyle masallar fışkırıyor ya bu, bu fincanın içinden çok güzel. Yine F, F, har, harfi, Fatsa'nın fesi diyelim. Hep böyle el ele tutuşmuş insanlar ve böyle bakışıyorlar birbirine. Burada da böyle bakışıyor, burada da böyle bakışıyor. Ay, yani bu bakın iş konusunda da yine U harfi var, A harfi çıkmış. İş konusu sanki böyle iş yok bu fincanda. İş yok. Allah'ım iş yok. İş burada çıktı. Yani bu fincan daha çok aşk memnu gibi. <laughs> Arkadaşlar ee, siz yani darbeler yemişsiniz özellikle akraba kısmı talukattan kendi olanınızdan bunu hiç deşelemiyorum. Açmaya çalışsam da açılmıyor. O kadar kitlemişsiniz ki kendiniz düzlemişsiniz hayatı böyle. Dilek dileyin bakalım. Ama sevinç gözyaşlarına bakın. Bakın bunlar sıçradı Alalım, alalım güzellikler. Hep sevinçten ağlayalım ya Rabbim. Hadi bakalım dilekler. Az bir zaman kalmış arkadaşlar. Kalbinizin bir tarafı hep kırık. Ne kadar parayla pulla falan alakalı değil bu. İki kişi oturacaksınız bir anlaşma yapacaksınız. Bir konuşma yapacaksınız. Etrafınız insan dolu ama onları görmüyorsunuz böyle. Görmüyorsunuz. Bakın bakın. İki kişi şurada oturmuş. Bakın etraf insan dolu ama görmüyorsunuz. Altınızda da size gelen insan o kadar büyük bir hediye gibi böyle hediye gibi bir şeyle geliyor ki yani bu illaki aşkta olmayabilir bir anne bir baba bir kocaman hani böyle çizgi filmdeki kocaman bir fındık vardı fare e, Habire onu yakalamaya çalışırdı sincap e, buz devrinde bakın fındığa bakın fındık çıkmış burada buradaki de insan çıkmış yani size böyle harika büyük bir şey getiriyor. Hep masallar var bu fincanda. Ama çok güzel. Çok güzel. Ay iyi ki ben bu dileği tutmuşum bu fincana. Öbür fincana da başka dileği tutmuştum. Ama şöyle söyleyeyim. Öbür fincanda kötü çıkmadı yalnız söyleyeyim. Hep yurt dışı işleri çıktı. Burada da var uzak yollar gideceğiniz yerler size çok büyük bakın sevgili gibi düşünmeyin çok büyük bir şey geliyor ben bunu biraz Mart ayına da bağlıyorum yani Mart gibi ama yani bu kadar sürmeyecek bu haftanın şanslı haftanız olduğunu varsayın arkadaşlar. Evet yani burada rakamları bile gözüm görmedi bir gördüm sadece burada bir bir rakam var çok az kalmış. E, 7, 78 gibi de bir 7 ve 8 çıkmış ardı ardına sonsuzluk işaretiyle birlikte 7 çok spiritüel bir rakam 7 8 7 8 78 78 diyerekten bir dolanın bakalım bu hafta kendinize hem mucizeleri çekin 7 7 7, 7 mucizelerdir 4 7 7 7 7 7 de dileklerinizin oluşmasıdır arkadaşlar çok güzel bunların hepsinin anlamları var sizleri seviyorum hoşçakalın takipte kalın instagramdan ve artıdan youtube kanalım bu kanala da abone olmayı unutmayın hoşçakalın